Şimdi pandalardan önce aslında cep telefonlarından bahsediyorduk. Dijital detokstan bahsediyorduk. Özellikle de çocuklarımızı bunlardan nasıl almamız gerekiyor? Hani uzmanların tatille ilgili bir önerileri var ya, 3T, televizyon, tablet, ondan sonra ve bununla birlikte tabii oyunlar, hepsinden onları uzak tutmak için neler gerektiği. Şimdi merak ediyoruz. Hemen Meryem'e soralım çünkü bu oyunları uzunca bir süre oynayanlarda gerçekten sağlıklarında sıkıntılar olabiliyor. Sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için de bu maalesef bu risk her zaman var. Böyle de bir örnek var aslında. Meryem aktaracak bize hepsini. Meryem, seni dinliyoruz uzman konuğunla birlikte. Tekrar günaydın. Yeniden günaydın Yağan Günay. Aslında sık sık ekranlardan vermeye çalışıyoruz uzun süre. Hem çocukların hem de yetişkinlerin mobil oyunlar üzerinde çok fazla uzun süre kaldıklarında ortaya çıkan o tehlikeli sonuçlar, ama bugün bir kez daha Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile birlikte ailelere, anne babalara hem de yetişkinlere mobil oyunlar üzerindeki zararları ve tehlikeleri bir kez daha anlatacağız. Değil mi hocam? Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk öncelikle. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz artık gelen bize hastalarımıza biz kötü alışkanlık sorarken sigaradır, alkoldür bir de soruyoruz, dijital bağımlılık var mı? Dijital bağımlılık önemli bir sorun. Artık bununla ilgili poliklinikler açılmış durumda ve 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü bu dijital bağımlılık ve oyun bağımlılığını bir hastalık olarak kabul etti. Ve buna yönelik de artık bazı testler var. Mesela kişiler geliyor, bir oyun bağımlılığı, dijital bağımlılık var mıdır yok mudur onu sorguluyoruz. Niye? Çünkü bunlar hastalıklara yol açıyor. Peki nasıl bir hastalıklara yol açabiliyor? Bir de son örneği vardı hocam, Hindistan'da 6 saat boyunca cep telefonunda oyun oynayan bir gencin 6 saatin sonunda hayatını kaybettiği haberlerde yine gündem konusu oldu. Yine bu şekilde kalbi yoruyor mu gerçekten? Nasıl zarar veriyor sağlığa? Şimdi iki şekilde zarar veriyor. Bir, oyun oynama sırasında zarar veriyor. Bir de uzun vadede zarar veriyor. Şimdi bakıldığında özellikle Türkiye'de daha çok çocuklar oynuyor ama yurt dışında yetişkinler de çok oynuyor. Risk altındakiler de çok oynuyor. Az önce bahsettiğiniz gibi çok hareketsiz oluyor bir kez. Ve bu kişilerde oyun sırasında ciddi bir kaygı, stres ve performans stresi ortaya çıkıyor. Hani biz diyoruz ya, çocuklarımız sınavlara hazırlanıyor, sınav stresi ne olacak edecek, dışarıda koşturuyor ediyor. Bunlarda oluşan stresin belki daha fazlasını bu çocuklar maalesef oyun oynama sırasında yaşıyorlar. Niye? Çünkü artık online oyunlarda rekabet var. Ve peki bu rekabet, bu stres, performans stresi ne yapıyor? Kişi de oyun sırasında tansiyonunu, yani kan basıncını bir kez yükseltiyor. Artı nabzı yükseltiyor. Yani bir çarpıntı yapıyor. Ve risk kişilerde bir ritim bozukluğuna meyil yapabiliyor. Hani biz diyoruz ya, sporcularda genç çocuk spor yaparken işte bayıldı etti, ritim bozukluğu oldu ya da kalp krizi oldu. Sadece fiziksel stres olarak düşünmemek lazım. Yani mental stres de, ciddi bir mental stres de kişide bir ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliğini tetikleyebiliyor. Bunun dışında ne yapıyor? Kişilerde akut evrede ciddi bir gözleri yoruyor. Bir kez gözlerde sıkıntı yapıyor ve sürekli oyun oynayanlarda migren atakları ileride daha fazla. Diğer türlü elde sürekli ne yapıyorsunuz? Oyun konsolunu tutuyorsunuz. Bu kişilerde ellerde sinir sıkıştırmaları daha sık gözleniyormuş. Bu nokta önemli. Ve kişi ne oluyor? Sürekli oyun başında. Kafa sürekli oyunla meşgul. Kişide ne oluyor? Bir kez iş performansı düşüyor çalışanlar için. Çocuklar için ne oluyor? Okuldaki başarı düşüyor. Aile içerisinde ve sosyal ortamdaki maalesef ilişkiler bozuluyor. Ve uzun vadede bu kişilerde kaygı bozuklukları ve depresyon oluşuyor. Peki uzun vadede ne oluyor bu kişilerde? Biliyorsunuz bazı özellikle kalp hastalıklarının temeli çocukluk çağında atılıyor. Ne oluyor? Hareketsizlik. Bakın, hareketsizlik kalp damar hastalıklarının, kalp krizlerinin neredeyse 1/4 %25 sebebi. Hareketsizlik oluşuyor. Bu kişiler düzenli beslenmiyorlar. Çünkü oyundan vakit ayırıp koltuklarından kalkıp yemek yemek istemiyorlar. Düzensiz beslenme bunun üzerine ekleniyor. Şey olarak kaygı, stres ekleniyor. Bunlar uzun vadede ne yapıyor? Damarlarımızı hepsini hasta yapıyor. Ve kişilerde uzun vadede yüksek tansiyon daha erken yaşlarda oluşmaya başlıyor. Kalp krizi riski daha çok oluşuyor. Az önce bahsettiniz ya, çok hareketsiz oturuyoruz. Yani bu sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde, özellikle risk altında olanlarda biz ne diyoruz? Çok uzağa bir uçak yolculuğu yaptığınızda kalkın bir yürüyün. Niye? Çünkü bacaklarınızda kan gölleniyor. Orada oluşacak bir pıhtı emboli riski oluşturabiliyor. Aynı şekilde hani ne kadar hareketsiz kalırsanız kadın özellikle, belki çocuklarda risk daha düşüktür ama yetişkinlerde emboli riski oluşuyor bu şekilde. Bu açıdan ciddi anlamda bizim mücadele etmemiz gerekiyor bu hastalıkla. Hastalıklarla mücadele edilmeli. Evet. Peki nasıl mücadele edeceğiz?
mobil oyunlar özellikle tabii yetişkinler de çok oynuyor ama çocukları nasıl alıkoyacağız? Şimdi şu var, bir kez hani biz bağımlı mıyız değil miyiz? Artık bağımlılık için özel testler geliştirmiş. Yani siz testi dolduruyorsunuz, bakıyorsunuz gerçekten bağımlılık var mı yok mu? Bir kez günde 2 saatin üzerinde siz bunu harcıyorsanız bağımlı olma ihtimaliniz çok yüksek. Siz geçirdiğiniz süre konusunda yalan söylüyorsanız bağımlı olma ihtimaliniz çok yüksek. Genelde bağımlı olanlar geçirdiği süreyi düşük tutmak isterler. Bunu saklamaya çalışırlar. Yani siz 6-7 saat geçirip yok 1-2 saat oynuyorum diyorsanız muhtemelen bağımlısınız süre olarak. Peki ne yapacağız? Şu anda dijital çağdayız maalesef. Ve bunu olumlu yönde bizim kullanmamız lazım. Çünkü biz çocukları dijitalden uzaklaştıramayız. Yani dijital bir çağda yaşıyoruz. Oyunu kısıtlamak lazım. O nokta önemli. Ya ben hep şunun arkasındayım. Çocukluk çağda fiziksel sporlar, fiziksel oyunlar yapmak lazım. Yani kişileri oyun başında evde tutmamak lazım. Bir şekilde dışarı yönlendirmek lazım. Bu nokta önemli ve bizim takipçi olmamız lazım. Hani bu, tabii çünkü çocuklar gizli bir şekilde oyun oynayabiliyorlar. Onun farkında değiliz. Ve bir de şey var, mesela çoğu yerde yapılıyor maalesef. Bu oyun konsollarını, oyunlarını çocukların yattığı odaya koymamak lazım. Koymamak lazım. Çünkü ne yaptığımızı bilmiyoruz. Orada çocuklar gizliden gizliye oyun oynayabiliyorlar. Hani siz ders çalıştığını zannediyorsunuz ama odaya bir girdiğinizde bakıyorsunuz elinde telefon vesaire oyun oynamış oluyor. Son bir nokta söylemek istiyorum. Tabii Türkiye maalesef internet üzerinde geçirilen zaman konusunda dünya ortalamasının üzerindeyiz. 7 saatin üzerinde biz internette geçiriyoruz ve bunun yarısı maalesef sosyal medya ve oyun. Bu saati azaltmamız gerekiyor. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere. Ahmet Karabulut, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'un verdiği bilgiler kesinlikle önemliydi. Uygulamakta fayda var hepsini diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Nihan Günay. Kulak vermekte fayda var. Çok çok teşekkürler. Hem Meryem'e hem de uzman konumuza teşekkür edelim ve...